Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz İslam tarihi. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız askeri ve siyasi ilişkiler. Şimdi bu başlık altında Bizans ile olan ilişkileri, daha sonra Abdullah bin Ali isyanı ve ortadan kaldırılması, Emevilerden alınan intikam, e, Hazreti Ali evladının isyanları ve Fah faciası, Harici isyanları, e, İsmaili ve Şii fikirlerin ...toplumdaki etkilerini daha detaylı incelemeye çalışacağız. Şimdi, e, sınır devleti olan Bizans ile ilişkiler önemlidir. Bizansla ilişkiler 3. Halife Mehdi zamanında başlamıştır. 5. E, halife olan oğlu Harun Reşit komutasındaki... E, ...İslam ordusu 982'de Konstantiniyye'ye giremedi... ...fakat Üsküdar sahillerine kadar ulaşmışlardır. Yılda 70 bin ve 90 bin dinar iki taksitle ödeme şartıyla... Karaliçe İrene ile barış antlaşması imzalanmıştır. 838'de 8. Halife Mutasım bir sefer tertip etti. Fakat ordu e, Amurium e, şehrine kadar gitti ve memleketteki isyan sebebiyle geriye döndü. E, Mutasım'dan sonra Bizans üzerine hiçbir ciddi sefer yapılmamıştır. Ancak hudut boylarındaki askerler zaman zaman akınlar düzenlemekle yetinmişler. E, bu seferlerin amacı ise e, askerleri... E, talimde tutmak, yetiştirmek ve ganimet toplamaktır. Daha sonra Abdullah bin Ali isyanı ve ortadan kaldırılmasını inceleyecek olursak, e, Abdullah bin Ali Halife Safah ile e, ikinci halife Mansur'un amcası, Abbasilerin kuruluşunda önemli rol oynayan bir devlet adamıdır. Abdullah bin Ali Abbasi devleti kurulduğunda Suriye'ye vali olarak tayin edildi. Aşırı ihtirasının sonucu olarak e, devletin emniyetini tehdit eder hale geldi. Abdullah Ebu'l-Abbas Es-Saffah'ın es ölümünün üzerine halifeliği iddiasında bulundu. Halife Mansur, e, halife Mansur, yani ikinci halifeye e, isyan edince, onun e, halifeliğini kabul etmeyince, e, Halife Mansur e, bunun üzerine ünlü komutan Ebu Müslim'i onun üzerine gönderdi. Ebu Müslim'e karşı savaşamayacaklarını tahmin ettiği 17 bin Horasanlı askerini e, Abdullah bin Ali öldürdü. Nusaybin yakınlarında Ebu Müslim ile giriştiği savaşta mağlup oldu ve savaş meydanını terk ederek Basra valisi olan kardeş Süleyman'a sığındı. Süleyman ve diğer kardeşi İsa, Halife Cafer'den kardeşlerinin affını istediler. Halife onu affetti ancak daha sonra yakalatarak Hire'de temeline tuz doldurulmuş bir eve hapsettirdi. Yaklaşık 7 yıl... E, hapishanede kalan Abdullah akıtılan suların tuzları eritmesiyle e, çöken binanın altında can verdi Daha sonra e, Abbasi halifeleri Emevilerden e, intikam almıştı arkadaşlar Şimdi birinci halife Safva e, Emevi hanedanından sağ kalanları ve taraftarlarını takip etti Abbasiler Emevilerden intikam alma konusunda aşırı giderek onların kökünü kurutmaya çalıştılar. İntikam ruhu birinci halife Saffa'dan sonra 7 halife Memun ile de devam etti. 7 halife Memun daha da ileri giderek Muaviye bin Ebu Sufyan'ın cuma hutbelerinden lanetlenmesini emretti. Hatta halife mezarlıklarını kazdırarak cesetlere işkence yapmaya kadar vardılar. Ümeyye oğullarını ve taraftarlarını öldürüp mallarına el koydular. Şimdi daha sonra Hazreti Ali evladının, e, isyanı ve fah faciası. Abbasi devleti e, kendi devrinde Hazreti Ali oğullarından e, isyan edenler oldu. Bunlardan birisi Muhammed bin Ali ve kardeşi İbrahim'dir. E, o dönemde Hazreti Hüseyin evladının en meşhuru e, İmamiye Şiası'nın lideri Cafer Sadık bin Muhammed Bakır'dı. E, ...fakat o bu konuda sessiz kalmayı tercih etti... ...taraf olmadı... E, ...bir diğer Hazreti Ali evladından olan... E, ...kişi de Muhammed Nuhsuz Zekiye'dir... ...geçmiş dersimizde işlediğimiz gibi... E, ...o hilafete heveslendi... E, ...heveslenen de ilk kişiydi... ...bu düşüncesini Hazreti Ali'nin torunlarından biri olmasına... ...bağlıyordu... ...halbuki Abbasiler... E, ...onları memnun etmek için bol hediye vermek... ...ve yumuşak söz söylemek gibi birçok yollara başvurmuşlardı... ...762 yılında... ...Muhammed bin Abdullah yani... İbrahim'in kardeşi e, Muhammed bin Abdullah imametini Emirül Müminin lakabıyla ilan etti. Halife Mansur yani ikinci halife e, Muhammed'in üzerine İsa bin Musa komutasında bir ordu gönderdi ve başı kesilip İsa bin Musaya gönderildi. Diğer taraftan e, Basra'da isyan eden kardeşi İbrahim'de üzerine gönderilen İsa bin Musa'nın ordusu tarafından Baahamra'da denilen yerde e, yapılan savaşta yenildi. Dördüncü e, halife Hadi zamanında Medine'de halkı etrafına toplayan Hüseyin bin Ali Mekke ve Medine'de 786 yılında isyan etti. Mekke'ye altı mil uzaklıkta Fah denilen yerde öldürüldü. Kendisiyle beraber ailesinden bazıları da kılıçtan geçirildi. Bundan sonra Hazreti Ali evladından e, isyanlar devam etti. Yahya bin Abdullah ve kardeşi İdris bin Abdullah, Muhammed bin Cafer, Kasım bin İbrahim, Cafer-i Sadık'ın oğlu Muhammed Dibaş isyanlara devam ettiler. Şimdi burada önemli bir nokta. E, fah faciası Kerbela'dan sonra alimler arasında en şiddetli ve en e, acı facialardan birisi olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra harici isyanları var e, askeri ve siyasi e, ilişkiler içerisinde. Abbasilerin ilk yıllarında Ezakire, Sufriye ve Necadet gibi bazı harici kolları Irak ve çevresiyle Kuzey Afrika'da bir takım isyan hareketlerine girişmişlerdi. Ancak bunlar e, devlet kuvvetleri tarafından hemen bastırılmıştır. Daha sonra İsmaili ve Şii fikirlerin toplumdaki etkileri dedik. Ee, Zenci isyanlarından sonra İsmaili ve Şii fikirlerin toplumda etkileri devam etti. Ee, Hamdan Karmat adındaki bir dahi yani ajan ilk defa Kufe'de e, Sevat köyleri arasında etkili olmaya başladı. İsmaili çetelerde 801 ila 806 yılları arasında Suriye, Filistin ve El Cezire'de faaliyetler sürdürmeye devam ettiler. Ee, Bahreyn bölgesinde Karmetiler ise... Ahsa'da 20 bin kadar silahlı çete kurarak kuzeye doğru ilerlediler ve Kufe'yi yağmaladılar. 929'da Mekke'yi işgal ederek e, önceki dersinde söylediğimiz üzere Hacerül Esved'i Ahsa'ya götürdüler. Hacerül Esved ancak 20 yıl sonra Fatimi devletinin vesilesiyle tekrar yerine konuldu. Karmatilerin etkisi ve faaliyetleri 11. yüzyılda da devam etti. İnanç sistemlerinde genellikle Şiilikten, Batınilikten ve eski İran e, inançlarından esinlenmekteydiler. Sonuç olarak ee, kısacası ülkenin çeşitli yerlerinde düşünce ve inanç ayrılıklarına ve siyasi hakimiyete dayanan çatışmaların ve isyanların çıkması Abbasi devletini siyasi bakımdan zayıflatmıştır. Nitekim Şiilik, Mukannaiye, Bebakiye, e, Karmatilik, İsmailik, Haşhaşilik gibi cereyanlar ve onların merkezi otoriteye karşı isyan hareketleri büyük kitlelere mal olmuş ve halifeleri uzun yıllar uğraştırmışlardır. Bir diğer başlığımız Moğol istilası ve Abbasilerin yıkılışı. Ee, Abbasiler Moğolların istilasıyla ile yıkılmıştı. Ee, geçtiğimiz derslerimizde de söylemiştik. Abbasiler Moğol istilasından önce zor günler geçirmekteydi. Başta Kuzey Afrika olmak üzere çoğu bölgeler nüfuzunu kaybetmişti. Ee, Büyük Selçuklu devleti de yerine bir takım küçük devletlere bırakmıştı. Frankların öncülük ettiği Haclı orduları Kudüs'ü ele geçirmek amacıyla İslam dünyasına üst üste seferler gerçekleştirmekteydi. Abbasi halifesinin ise siyasi ve askeri gücü kalmadığı için... Hacılara karşı koyamıyordu. Tabi bu sırada Harzemşahlar e, bu dönemde sınırları içerisinde Mevara ün Nehir, Harzem, e, İran ve Irak'ı alan büyük bir imparatorluk haline dönüşmüştü. İslam dünyasının liderliğini hedefleyen bu devlet Abbasilerle rekabet halindeydi. Hazreti Ali soyundan olan bir kişiyi de halife ilan edip onun adına hutbe okutmaya başlamışlardı derken İslam alemi bu durumdayken Cengiz Han liderliğindeki Moğollar Çin'e karşı yaptıkları başarılı akınlardan sonra batıya yönelerek İslam dünyasını istila etmeye başladılar. Moğollar Şahlar devletini birkaç yıl içerisinde çökettiler. Artık onlara karşı koyabilecek bir güç kalmamıştı. Cengiz Han'dan sonra Moğol istilası devam etti. Moğollar Semerkant, Buhara, Taşkent, Harezm, Belh şehirlerini yerle bir ettiler. Son olarak Azerbaycan ve Irak'ı alarak buraya yerleştiler. Böylece Abbasilerle Moğollar komşu iki devlet haline geldiler. Cengiz Han'ın torunlarından Hülagü 1258 yılının Ocak ayında Bağdat önlerine geldi ve kenti kuşattı. Yani Bağdat'ı kuşattı. Bağdat Moğollara karşı koyabilecek güçte değildi. Barış barış girişimlerinden sonuç alınamayınca son Abbasi halifesi Mutasım Bill'le diğer devlet yetkilileriyle birlikte teslim olmak zorunda kaldı. Ancak Hülagü teslim olanları öldürttü. 500 yıldır İslam dünyasının en gözde şehri olan Bağdat, diğer İslam şehirleri gibi tahrip edildi. Şehir yağmalanıp yakıldı. İnsanlar kılıçtan geçirildi. Asırlardır gelişen bir medeniyet acımasızca yok edildi. Saraylar, camiler, kütüphaneler ve diğer tarihi ve mimari eserler yerle bir edildi. Kütüphaneler ve kitaplar ateşe verildi. Yakılan kitaplardan arta kalanlar ise Dicle nehrine atıldı. Moğolların Bağdat'ı işgal etmeleri İslam tarihinde büyük bir felaket olarak kabul edilmektedir. Bu olay siyasi alandan daha çok uygarlık alanında etkisini göstermiştir. 750 ila 1258 yıllar arasında 508 yıl hüküm süren Abbasiler İslam tarihinde İslam tarihindeki en uzun ömürlü devletlerden birisidir. İslam İslam medeniyeti en parlak dönemlerinden birini Abbasiler zamanında yaşamıştır. Abbasi halifeleri Müslümanlara hem siyasi hem de manevi olarak liderlik yapmışlardır. Moğolların Bağdat katliamından kurtulan Abbasi şehzadesi Ahmet Şam'a sığınmıştı. İlk Memlük Sultanı Baybars Suriye'ye saldıran Moğol ordularını yenip burayı kendisine bağladı. Daha sonra Şam'daki şehzade Ahmed'i Kayre'ye götürdü ve 1261'de Ahmed'i yani eee Mustansır Billahi Sembolik olarak halife ilan etti. Memlük Sultanı bu davranışıyla manevi bir nüfus kazandı. Böylece Bağdat'ta sona erdirilen Abbasi halifeliği 3 yıl sonra Kahire'de yeniden canlandırılmış oldu. Bu halifeler devlet işlerine karışmayan sembolik dini liderlerdi. E, dini amaçlara yönelik bir takım vakfiyeler onların kontrolündeydi. İsimleri sultanların isimleriyle beraber hutbelerde zikrediliyordu. Bir diğer başlığımız Abbaslerin İslam tarihindeki yeri ve önemi. Şimdi Abbasiler İslam kültür medeniyetine birçok alanda katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan birincisi vezirlik müessesesi. Abbasilerin İslam medeniyetine kazandırdıkları kurumların başında vezirlik müessesesi gelmektedir. Vezir Abbasiler de halifeden sonra en yetkin kişi idi. Gerektiğinde mezalim yani yüce divana başkanlık yaparlar, e, maliyeden gerekli yerlere harcamaları yaparlar, valilerin tayini ve azil edilmesi gibi yetkiler de yine valilere aittir. Merkezi bir divana da yine baş vezir başkanlık yapmaktaydı. Ancak Emeviler döneminde de bazı kimselerin vezir ünvanıyla anıldığı da bilinmektedir. Bu da ayrı bir detay. Şimdi bir diğer kurumumuz Şurta Teşkilatı. Abbasi şehirlerin asayişi ve güvenliği Şurta adı verilen polis teşkilatı tarafından sağlanmaktaydı. İlk zamanlarda adli teşkilata bağlı olan Şurta daha sonra müstakil bir bilim haline gelmiştir. Yine daha sonra Haciblik. E haciblik Abbasi devleti teşkilatının bir diğer birimi hacibliktir. Haciblik, e, halifeyi suikastlara karşı korumak ve halkın halifeyi gereksiz yere meşgul etmesini engellemek amacıyla kurulmuştu. E, yine Abbasilerde kurulan Emirül Ümeralık eee müessesesi, e, merkeziyetçi bir karaktere sahip olan Abbasi devletinin diğer bir kurumu da Emirül Ümeralıktır. Bu müessese halifenin siyasi otoritesinin zayıflaması üzerine idareciler arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek için kurulmuştur arkadaşlar. Hatırlayacağımız üzere 934 yılında Halife Razi bu müesseseyi ilk defa kurmuştu. Daha sonra 945 yılında da yine Müstekfi de ne yapmıştı? Şii şey Büveyhoğullarından bir kişiyi Emirül Ümera olarak atamıştı değerli hocalarım. Bir diğer kurum da Divanül Ceyş. Başlangıçta Abbas ordusu e, Araplar, İranlar, Türkler ve Zenciler ve Berberilerden oluşuyordu. Daha sonraları ordunun etnik yapısı zenginleşti. Türklerin ordudaki etkinliğin artması sebebiyle sistem değişikliğine gidildi ve onlu sisteme geçildi. E, Divanül Ceyş'in idare ettiği Abbas ordusu ücretli ve gönüllüler olmak üzere iki kısma ayrılmakta arkadaşlar. E, Murtazıka yani ücretli askerler. Divan-ül Ceş'in idare ettiği Abbas ordusunun temelini ücretli askerler olan Murtazıka adı verilen nizami ve daimi statüdeki muazzaf askerler oluşturuyordu. Bunların maaşları devlet tarafından ödeniyordu değerli hocalarım. Bir diğer kurum ise mutatavva yani gönüllüler. Divan-ı Ceyş'in idare ettiği Murtazıka'nın yanı sıra gönüllü olarak orduya katılan ve zekat ve ganimetlerden pay alan ikinci grupta mutatavva yani gönüllü askerlerdir değerli hocalarım. Şimdi daha sonra e, Abbasiler'de mahkeme. Abbasiler'de adalet teşkilatı olan mahkeme mezalim mahkemeleri ve his ve mahkemeleri olmak üzere iki kısmı ayrılıyordu. E, daha sonra kadıları valiler atamaktaydı. Valilerin atadığı kadılar Harun Reşit'ten itibaren Kadıl Kutat denilen e, teşkilat tarafından atanmaya başladı. E, Abbasilerin kurduğu Kadıl Kutat teşkilatı daha sonraki devletlerde de uygulanmıştır değerli hocalarım. E, Kadıl Kutat teşkilatı Abbasilerle ilişkilendirmeyi unutmayalım. Şimdi e, Mezalim Mahkemeleri e, Divanül Mezalim yüksek devlet görevlilerinin, etkili kişilerin ve haraç memurlarının devlet aleyhine veya halka karşı işledikleri suçlar ve onlarla ilgili şikayetlerle ilgilenen hukuk kurumudur. Daha sonra Hisbe Teşkilatı e, buranın görevlisine e, muhtesip denir, kadı gibi kul hakları konusunda yapılan dava başvurularını kabul etme yetkisine sahipse de cinayetler ve haddi gerektiren suçlar konusunda his ve teşkilatı hüküm veremez. Bir diğer Abbasilerde önemli olan kurumda arkadaşlar Beytül Hikme'dir. Abbasilerin İslam medeniyetinde İlim e, ilim ve düşünce alanında e, büyük katkılar olmuştur. Abbasi halifeleri bilime büyük önem vermişler ve bilim adamlarını himaye ederek onları desteklemişlerdir. Bilime ve felsefeye olan desteklerin en büyük kanıtı da 7. halife Memun zamanında kurulan Beytül Hikmedir. E, bura hem bir kütüphane hem de tercüme merkezi olarak kullanılmıştır. Bu tercümelerle Harun Neşit döneminde özellikle tıp gelişmiş ve din farkı gözetilmeksizin herkese hizmet veren hastaneler kurulmuştur. Felsefi ekoller Abbasiler döneminde ortaya çıkmıştır. Ebu Bekir Razi, Ferabi, İbn Miskevek, İbni Sina gibi filozoflar batı dünyasını etkileyen çalışmalarını Abbasiler döneminde ortaya koymuşlardır. Abbasi devrinde kimya alanında Cabir bin Hayyan, ee, zooloji alanında Cahız, Yakubi, Serasi, Makdisi gibi alimler öne çıkmışlardır. Daha sonra Abbasiler döneminde İslami ilimlere bakacak olursak Abbasiler dönemi İslami ilimler açısından tam bir teşekkül ve gelişme dönemi olmuştur. Tefsir ilmi bu dönemde sistemli hale gelmiş ve ilk tefsir örnekleri Abbasiler döneminde ortaya çıkmıştır. bu dönemin en önemli eseri Taberi'nin Camiu'l Beyan adlı eseridir. Yine bu dönemde Zemahşerî'nin El Keşşaf, Râzî'nin Mefâtîhu'l Gayb adlı tefsirleri bu dönemde tefsirin geldiği seviyeyi göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca bu dönemde hadis alanında tasnif çalışmaları gelişmiş ve kütüb-i sitteyi oluşturan eserler meydana getirilmiştir. Abbasilerin ilk 200 yılı fıkhın tedvin edildiği ve fıkhi mezheplerin oluştuğu dönem olması açısından önemlidir. Emevilerde başlayan fıkhın tedvini bu dönemde kemiyet ve keyfiyeti olarak zirveye ulaşmıştır. Abdullah bin Mübarek, Ebu Sevr, İbrahim en-Nehai, Hamad bin Ebi Süleyman gibi e, fıkıh alimlerinin telif ettikleri kitapları günümüze kadar gelmemiş olsa da İmam-ı Malik'in muvattağı, e, İmam Muhammed'in El-Mebsut, e, El-Asar gibi e, kitapları e, Ebu Yusuf'un El Haracı, İmam-ı Şafii'nin El Üm Külliyatı zamanımıza kadar ulaşmış eserlerdir. Yine Ebu Hanife ve Ahmet bin Hanbel de bu dönemde yaşamışlardır. Ayrıca kelam ilmi bu dönemde sistemleşmiş ve tasavvufi düşünce ortaya çıkmıştır ve gelişmiştir. İslam tarihinin ilk bilimsel kaynakları bu döneme aittir. Bu dönemde Cahiz, Belazuri, Taberi, Mesudi, i̇bn Nedim ve İbnül Esir gibi tarihçiler ilk dönemleri anlatan eserler yazmışlardır. Bütün bu özellikleri sebebiyle Abbasilerin ilk 200 yılına İslam ilminin teşekkül ettiği dönem denilebilir. Ab Abbasiler döneminde açılan kütüphaneler ise Musul'da Darül İlim Kütüphanesi, Bağdat'ta Kerh Bölgesi'nde Kerh Kütüphanesi yine Bağdat'ta Mustansiriye Medresesi'nin kütüphanesi Basra Kütüphaneleri Bağdat Kütüphaneleri önemlidir. İslam dünyasında kalıcı etkiler bırakan olaylardan birisi de başkent değişikliğidir. Emeviler döneminde devletin başkenti Şam iken Abbasiler'de ise Bağdat'a taşınmıştır. Başkentin Bağdat'a alınması Başkentin Bağdat'a alınması sadece mekan değişikliği değildi. Bu değişiklik aynı zamanda Orta Asya ve Uzak Doğu'ya yeni açılımlar içeriyordu. Nitekim artık devlet içinde Türkler etkili olmaya başlamış ve Türklerle birlikte Orta Asya ve Uzak Doğu'nun sanat anlayışı İslam medeniydi, içine girmişti. Yeni kurulan Bağdat, Rakka ve Samarra gibi şehirler, Uhaydir Sarayı, Samarra Ulu Camii ve Hakan Sarayı gibi eserler Abbasiler döneminin sanat örnekleri içerisinde yer almaktadır değerli hocalarım. E, dersimiz burada bitti arkadaşlar. İnşallah bundan sonra e, mezhepler tarihinde veya İslam hukukunda e, yeniden bir ders ile buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.